zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken eski hamam içinde, eski hamamın ortası yok, anamın hatun bohçası yok, babamın ağa akçası yok, çarşıda bir tazı geziyor, tazının tasması yok. Tasmacı, tasma yapar mısın? 500 altın kapar mısın? Bu masalda cüceler var, akıl almaz, geceler var, gizemler var, niceler var. Neyse efendim, lafı uzatmayalım, siz uyumadan önce masala başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. İnsanoğlunun başından geçenler, dağdan taştan, kurttan kuştan daha çokmuş. Çok uzak ülkelerin birinde bir padişah varmış. Malı mülkü dünya kadarmış. Memleketi bolluk bereket içindeymiş. Dağ taşa hükmü geçer, ol dediği olur, gel dediği gelirmiş. Bu padişahın oğlu olmamış. Ama nar tanesi, nur tanesi bir kızı varmış ki seyretmeye insan doyar mı? Güldükçe yüzünde güller açılır, konuştukça ağzından inciler saçılırmış. Padişahla hanım sultan kızlarını el bebek gül bebek büyütmüşler. Nice bilgili dadılar, eğiticiler tutmuşlar. Elinden örgü örmek de gelirmiş hanım kızın, bilim denizinden bilgiler dermek de. Bir peri kızı gibi giyinir kuşanırmış. Akılda, fikirde, güzellikte birinciymiş ya, burnu öyle havalarda değilmiş. Ne gönül kırar, ne de yorgunu yokuşa sürermiş. Dostlarına dostmuş ama düşmanlarına düşman değilmiş. Kızın erince 18'e yaşı, onulmaz bir derde girmiş başı. Gece odasında sır olur, ortalıktan kaybolurmuş. Nereye gider, neler eder, ne kendi söyler, ne de kimseler bilirmiş. Nöbetçiler koymuşlar başına, uyku ilaçları katmışlar aşına, nafile. Kızın gece kaybolmasının gizemini bir türlü çözememişler. Göstermedik ne hekim kalmış, ne bilgin. Güzel kızın kaybolma illetine bir çare bulamamışlar. Padişah çaresiz kalınca tellallarla duyurmuş milletine. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. İçinizde gizden gizemden, olandan olmuştan, dünden bugünden anlayan varsa saraya koşsun. Böyle duyurlarda koş deyince koşan çok olur. Anlasın anlamasın, bir yaraya merhem olsun olmasın, bazı kişiler kendilerini İbn-i Sina sanırlar. Bilgide marifette eşsiz olduklarına inanırlar. Tellal'ın çağrısı üzerine de öyle olmuş. Saray avlusuna yüzlerce adam dolmuş. Kimi keçi sakallı, kimi sivri akıllı, kimi lügat patlatır, kimi sarı öküzün sırtında dünya nasıl duruyor onu anlatır. Sözün kısası bir sürü insan cıvıl cıvıl ötüşürler, koca alana sığmayıp keçiler gibi itişirler. Padişah bıkmamış usanmamış, hepsini karşısına almış, marifetlerini bir bir dinlemiş. Bakmış ki ipe sapa gelmez bir sürü teklifler. Öyle budalaca şeyler ki insan kendini tutamaz güler ya da öfkeden küplere biner. Yol vermiş kalabalığa. En sonuncu olarak bir delikanlı çıkıp gelmez mi meydana? Padişah bakmış. Aklı biraz şaşkın ama bakışları cin mi cin, duruşu hinoğlu hin bir genç. Padişah, niçin geldin buraya? Seni kim çağırdı saraya? Diye sormuş. Delikanlı, tellal çağırdı efendim, ben de geldim, karşılığını vermiş. Padişah tekrar, tellal bir marifeti olanları çağırdı. Senin ne marifetin var? Diye sormuş. Delikanlı, efendim ben ne okurum ne yazarım. Saklıdan da anlamam, gizliden de. Hele ilime hiç aklım ermez. Yalnız baktığımı iyi görürüm. Gördüğüme iyi bakarım. Şüphe ettiklerime kancayı takarım. Ustamın adı Hıdır. Elimden gelen marifet budur. Bu kadar yeterse size ne âlâ. Yok yoksam, bir işe yaramayacaksam uçar giderim konduğum dala, diye karşılık vermiş. Delikanlı böyle deyince padişah ince ince düşünmüş. Delikanlıyı kovmayıp
yanında alıkoymuş. Akşama kadar bekletmiş. Karanlık bastırınca alıp kızının yatak odasına götürmüş. Bu oda cam bir bölmeyle ikiye ayrılmış. Bir taraf boş duruyor, öbür tarafta altın karyolasında padişah kızı uyuyormuş. Padişah, işte kızım, varım varlığım iki gözüm. Gece yarısında sır oluyor, ortalıktan kayboluyor. Neden kayboluyor? Nasıl kayboluyor? Kimse çözemedi bu sırrı. Eğer sen bu işi akıl erdirir de kızıma musallat olan in midir cin midir yakalarsan, yani çözersen bu sırrı, benden ne dilersen dile, hemen yerine getireceğim. Haydi göreyim seni, göster marifetini, demiş. Böyle deyip padişah kendi odasına çekilmiş. Delikanlı ise camın önünde dikilmiş. Dikmiş gözlerini padişah kızına. Bekleyip durmuş heykel gibi. Derken uyku bastırmaz mı? İlle yat, ille yat diye dürtükleyip kıstırmaz mı? Uyku kendisini tutsak almak istemiş ya, delikanlının bir huyu varmış. Kuş uykusuna yatarmış. Gözlerini hem kapatır hem kapatmazmış. Orada bulunan bir sandalyeyi çekmiş altına. Oturmuş üstüne. Başlamış kuş uykusuna. Derken, vakit gece yarısına doğru giderken, kız başını kaldırıp bakmaz mı? Bakıyor ki diğer bölmede bir delikanlı uyuyor. Hemen yerinden kalkmış. Yatağının başındaki dolabın çekmecesini açmış. Bir şey çıkarmış. Delikanlı ne açık ne kapalı gözlerle bakmış ki ne görsün, bir altın şişe. Bakın şu işe. Kız şişenin ağzını açıp bir damla bir şey sürmüş kendine. Görünmez oluvermiş birdenbire. Delikanlı durur mu? Kızın açık bıraktığı kapıdan bölmesine geçmiş. Almış ortada duran altın şişeyi. Kendisi de sürmüş o şeyi. O da görünmez oluvermiş birden. Onu kimse göremiyor ama kendisi her şeyi görüyormuş. Bakmış, padişah kızı saray kapısından çıkmış. Koşar adım gidiyor. Düşmüş ardına. Kız gitmiş, delikanlı izlemiş. Kız gitmiş, delikanlı izlemiş. Yürümüş bir gölge gibi peşinde. Şehrin dışında bir yere varmışlar ki insan göremez düşünde. Şakır şakır ışıkları yanan bir mercan saray. Onun yanında yağ kandil gibi sönük kalıyor 14'ündeki ay. Yolları pırıl pırıl elmas döşeliymiş. Cenneti andıran bahçesinin içinde mermer çeşmelerden şırıl şırıl sular akıyormuş. Padişah kızı yüzünde cilvesi, edası nazı mercan saraydan içeri girmiş. Kendisini bir sürü yer cüceleri karşılamış. Cücelerden birisi, cücelerin en irisi, en boylusu buyur etmiş kızı bir gümüş sehpanın başına. Bu cücelerin padişahıymış. Sehpa üstünde altın bir satranç takımı varmış. Padişah kızı ile cüceler padişahı başlamışlar satranç oynamaya. Delikanlı ne sarayın içine girmiş ne dışında kalmış. Duvar içinde durarak onları seyre dalmış. Bir ara nasıl olduysa satranç taşlarından birisi fırlamış. Duvar dibine düşmüş. Delikanlı kaşla göz arasında elini duvardan dışarı çıkarıp almış taşı cebine koymuş. Aramışlar taramışlar. İşte şuraya düşmüştü. Şimdi şuradaydı. Nereye gitti? Uçmadı ya. Diyerek bütün cüceler yerlere kapanıp aramadık ne kıyı bırakmışlar ne bucak. Ne halı bırakmışlar ne saçak. Yok yok. Cüceler padişahı açmış bir sedef çekmeceyi. İçinden taşları gergedan dişinden bir satranç takımı çıkarmış. Onunla devam etmişler oyuna. Kız boyuna cüce padişahı mat edip durmuş. Şafak sökmeden, güneş nurlarını yeryüzüne dökmeden daha ara vermişler oyuna. Cüceler padişahı ile öbür cüceler elmaslar saçarak kızın yoluna saray dışına kadar uğurlamışlar. Kız elmas taşlara basa basa koşarak saraya ulaşmış. Odasına girmiş, yatağına uzanıp yatmış. Delikanlı da aynı anda odaya girmiş. Dikilip gözcülük görevini sürdürmüş. Fakat dikile dikile öyle bir uyku bastırmış ki daldan düşmüş armut gibi yere çökmüş. Derken sabah padişah içeriye girivermiş. Bakmış ki ne baksın, delikanlı serilmiş uyuyor. Elindeki asayı yere vurmuş tak tak diye. Ama nerede? Delikanlının top patlasa uyanacağı yok. Kibarlığı bir yana bırakmış. Delikanlıyı dürtüklemiş. Ancak o zaman delikanlı gerine gerine
esneye esneye gözlerini açmış. Padişahı başucunda görünce apar topar ayağa fırlamış. Bir elini öpmüş, onu bırakıp öteki elini kapmış. Padişah, anlat bakalım palavracılar başı, neler gördün bakalım? Nedir güzel kızımın gizemi, nerelere gider, neler yapar? Diye sormuş. Delikanlı gece gördüklerini padişaha başından sonuna kadar anlatmış. Anlatmış ya, orada babasıyla delikanlıyı dinlemekte olan kız. Yalan baba yalan, sabaha kadar horul horul uyudu. Deyince padişah, gece olunca kelebekler gibi uçarak gezmeye çıkan kızına mı inansın? Uyurken bastırdı delikanlıya mı? Düşünmüş taşınmış, kızıyla delikanlıyı yanına katmış. Korumalarla birlikte düşmüş delikanlının gördüğünü söylediği Mercan Saray'ın yoluna. Gide gide gitmişler, ıssız bir çoban çeşmesinin başına yetmişler. Yetmişler ya, ortalıkta ne Mercan Saray var ne de yollarına döşenmiş elmas taşlar. Bakınmışlar sağa sola, gözlerine bir su kabağı ilişmiş. İçi oyulmuş kabağa mini mini pencereler, süslü püslü kapılar açılmış. Sundurmalarına minik minik fenerler asılmış. Padişah kabağı delikanlıya gösterip, ''Gördüğün saray bu mu?'' diye sormuş. Delikanlı, ''Hayır padişahım, gördüğüm gerçek bir saraydı. Saray değil, sanki yeryüzüne inmiş 14'ünde bir aydı. Geniş bir bahçe uzanıyordu şurada. Yüzlerce cüce dolaşıyordu içinde. Bir eşi bulunmazdı ne Hint'te ne de Çin'de.'' diye karşılık vermiş. Delikanlı gördüğü her şeyi bir daha anlatmış. Hatta cebinden satranç taşını çıkarıp padişaha göstermiş ya, padişah kızı, ''Babacığım babacığım, horul horul uyurken yakaladınız. İşte saray dediği şey de bir kabak. Başka ne gösterecekti bu ahmak? O satranç taşı da her yerde bulunur. Atın zindana gitsin. Bu hikaye de burada bitsin.'' diye haykırmış. Padişah, güzel huylu, melek soylu kızının böyle sözler söylemesini yadırgamış yadırgamasına ama delikanlının da bir tutamağı, bir tutar yanı olmadığından attırmış zindana. Delikanlı zindanda yata dursun, yukarıdan atıp aşağıdan tuta dursun. Padişah kızı yine olunca akşam Mercan Saray'da satranç sefası tamam. Kimse bilmez nereye gittiğini, ne işler ettiğini. Başına çifter çifter nöbetçi diktikleri halde yokluğunun farkına varırlar da nasıl yok olduğunu, nasıl döndüğünü ol görüp anlayamazlar. Bir bakarlar yatağı boş, bir bakarlar yatağı dolu. Ne zaman gider, ne zaman gelir akıl sır erdiremezler. Padişah üzüm üzüm üzülür, yatağında büzüm büzüm büzülür. O üzüle dursun, zindandaki delikanlı da düşünür de düşünür. Doluya koyar almaz, boşa koyar dolmaz. Sonunda kızın odasında ele geçirdiği altın şişe gelir aklına. Sahi onu nereye koymuştu ki? Üstünü başını arar. Delikanlıda sağlam bir cep mi var? Bir cebi varmış o da delik. Ama iyi ki de cebi delikmiş. Altın şişe delikten şalvarın içine düşmüş. Çorabının boğumunda kalmış. Çıkartmış şişeyi ortaya. Başlamış göbek ata ata oynamaya. Oynayıp sektikten, kurtlarını döktükten sonra hacı yağı sürünür gibi bir damla sürünmüş şişenin suyundan. Geçip gitmiş duvarlardan. Ardına dönüp bakmış ki ne baksın, uzaklarda kalmış zindan. Dalmış şehrin içine, çarşı pazar dolaşmış. İstese kasa soyar, sandık açarmış. Ama delikanlı buna tenezzül etmemiş. Çünkü bugüne kadar aç kaldığı olmuş ama kursağına haram bir lokma girmemiş. Akşama doğru dolanmış gelmiş saraya. Kapıcılara yalvarmadan, çavuşlara dert anlatmadan dalmış duvarlardan içeri. Birçok odaya girmiş çıkmış. Bulmuş sonunda taht odasını. Padişah tahtına oturmuş, altın asasını yanına koymuş, sır katibine bir ferman yazdırıyormuş. Delikanlı almış asayı eline, dolaştırmış odanın içinde. Asayı bırakmış, katibin önünden divite almış. Bir sürede onu gezdirmiş ortalıkta. Padişahla katibin hayretten ağızları bir karış, şaşa kalmışlar. Padişah, tövbe tövbe, odamı cinler mi bastı? Katip oğlum, benim gördüğümü sen de görüyor musun? Diye sormuş. Katip, görüyorum padişahım, divit odanın içinde dolaşıyor.
diye yanıt vermiş. Her ikisi de dualar okuyup üflemişler. Delikanlı oyunu yeter bulmuş, silkinip görünür olmuş. Padişah bakmış ki zindana attırdığı delikanlı karşısında. El çırpmış, korumalarını çağırmış. Korumalar yakasına yapışacakken delikanlı, ''Padişahım, padişahım, boşa yorulma, beni yakalayamazsın. Buraya bir fenalık yapmaya gelmedim. İzin ver, sizi de kızınızı da büyücülerin şerrinden kurtarayım.'' demiş. Padişah korumalarını dışarı göndermiş. Delikanlı anlatmış anlatacağını, padişaha söylemiş ne yapacağını. Gece yarısına kadar beklemişler. Beklenen saat çalınca padişah, delikanlı, müneccimbaşı, bir de korumalar, süründükten sonra görünmezlik yağını, ziyarete gitmişler cüceler padişahının mor sümbüllü bağını. Vara vara varmışlar ki ne varsınlar, mercan saray şakır şakır şakıyor, mermer çeşmelerden şırıl şırıl ışıklı sular akıyor. Sokulmuşlar saraya. Padişah kızı yine cüceler padişahı ile al gülüm ver gülüm satranç oynuyormuş. Çevrelerinde yüzlerce cüce de fırıl fırıl dönüyormuş. Padişah görmüş, gözlerine inanamamış. Seslerini duymuş, kulaklarına inanamamış. Onlar şaşkınlık içinde seyrederken müneccimbaşı cebinden cetveller, gönyeler çıkarmış. Ölçmüş biçmiş, sarayın yansıyan ışığı altında hesaplar yapmış. Mırıl mırıl sihirli sözler söylemiş. Ne büyülü sarayı yok edebilmiş ne de cüceleri. Müneccimbaşı sonuç alamayınca padişah adamlarına emir verip sarayı basmaya kalkışmış ya, buna da delikanlı mani olmuş. Durup beklemişler. Daha şafak sökmeden, güneş nurlarını yeryüzüne dökmeden kız saraydan dışarı çıkmış. Elmas taşlara basa basa koşup gitmiş saraya. Bekleyip duranlar bir de bakmışlar ki kız ayrılınca kararan mercan saray küçülmüş, küçülmüş, olmuş bir su kabağı. Ne ışığı kalmış, ne şafağı. Padişahlarıyla birlikte cüceler de birer karınca olmuşlar. Sağa sola kaçışmışlar. Olup biteni seyreden müneccimbaşı, ''Padişahım, bütün bunları bir büyücünün yaptığı aşikar. O büyücü bulunup ortadan kaldırılmadıkça ya da büyü yok edilmedikçe kızınızın başına gelenleri kimse önleyemez.'' demiş. Padişah dönmüş delikanlıya, ''Yiğidim, bu iş yine sana düşüyor. Bir ucundan yakaladın zaten. Bu derdimize bir çare beklerim senden.'' demiş. Delikanlı ne evet demiş ne hayır. Silkinmiş, görünmezlikten çıkmış, padişahın yanından ayrılmış. Delikanlı gidince padişahlı adamlar da dönmüşler saraya. Onlar sarayda düşüne dursunlar. Delikanlı ne atına binmiş, sürmüş Kaf Dağı'na, ne de yol saptırıp uğramış cadılar bağrına. Şehri sokak sokak, kıyı bucak dolaşmış durmuş. Padişah'tan kimler zarar gördü, kimler dar ağacında can verdi, ona sormuş, buna sormuş, hatta gitmiş mahkemeye yaşlı kadıya sormuş. Öğrenmiş öğreneceğini. Lüle saçlı Zekiye derler bir kadının edepsiz mi edepsiz, kansız mı kansız bir oğlu varmış. Soygun için dul bir kadının evini basarak kendisiyle dört öksüzünü öldürmüş, yakalanıp idam edilmiş. Delikanlı bu olayı öğrendikten sonra lüle saçlı Zekiye'yi aramaya koyulmuş. Sucu olmuş, sokak sokak susatmış. Çerçi olmuş, genç kızlara şunu bunu satmış. Dilenci olmuş, orada burada yatmış. Allem etmiş, kallem etmiş. En sonunda Zekiye'nin hem evini hem de yaman bir büyücü olduğunu öğrenmiş. Doğruca evine gitmiş. Bakmış lüle saçlı Zekiye kanca burunlu bir koca karı. Evinin taracasında bir şeyler yapıyormuş. Delikanlı durup onu izlemiş. Cadı işini bitirip de ellerini durulayıp kurulayınca hemen delikanlı koşmuş. Ellerine sarılıp öpmüş. Cadın için geldiğini, hangi av peşinde yellendiğini sormadan daha delikanlı, ''Ey benim gözü nurlu, elleri uğurlu nineciğim. Kapına geldim, bir sevdaya yakalandım. Kerem gibi cayır cayır yandım. Sevdiceğim el kızı, yüreğime düşürdükten sonra közü, şimdi fakirim diye, aklım şaşkın diye beğenmez oldu beni. Onu alamazsam eğer, kara toprak bana mezar olsun. Duydum ki hayır etmeyi, çölleri çayır etmeyi pek severmişsin. Ne olur, benim derdime de bir çare bul. Evlensin benimle,
O gözleri ahu, saçları sümbül, diye diye, hikmetler dize dize, girişmiş söze. Delikanlı, yalanını eğirip dokuduktan sonra bakmış yaşlı Zekiye'nin yüzüne. Acaba bir kuşku gölgesi düştü mü diye gözüne. Bir şey görememiş ama kadının kafasında para hesabı yaptığını şıp diye anlamış. Birkaç kuruş çıkarmış yırtık cebinden önüne koymuş. Hemen ışılayıvermiş yaşlı Zekiye'nin buruşuk yüzü. Tutmuş delikanlıyı gözü. Buyur etmiş evin içine. Bir sedire oturtmuş. Sıvamış kolları. Karıştırmaya başlamış çuvalları. Bir tane 40 yıllık yılan iskeleti. Bir tane 20 yıllık kaplumbağa kabuğu. Bir tane de kurbağa derisini bulup çıkarmış. Ep ebelek, güm gümelek, koşsun gelsin yebelek, yelle gelsin, selle gelsin diye bir acayip lafı 3 kere okuyup üflemiş. Yılan iskeletini ateşe atmış. Kaplumbağa kabuğunu havanda dövmüş. Ondan yaptığı şerbeti delikanlıya içirmiş. Kurbağa derisini de asmış duvara. Ey deri, dinle beni. Sen duvarda durdukça sevgilisi bu delikanlıya yansın tutuşsun. Gel deyince koşsun, git deyince gitmesin. Delikanlıdan başkasına bakarsa muradına yetmesin deyip işini bitirmiş. Delikanlı evden çıkarken bir bakmış ki duvarlara baştan başa kurbağa, yılan, çıyan derisi kaplı. Her birinin büyü için asıldığını anlamış. Gayrı oralarda duramamış. Ne sağda oyalanmış, ne solda. At gibi koşturmuş yolda. Varmış saraya. Padişahım, böyleyken böyle, demiş. Durmayalım öyle, demiş. Durmamış padişah da. Zaptiyeler gönderip, lüle saçlı yaşlı Zekiye'yi zindana attırmış. At kemiği, it kemiği, yılan dişi, timsah döşü dolu evini de ateşe verip yaktırmış. Mahalleliyi dumanına baktırmış. O andan sonra cadı Zekiye'nin büyüleri bozulmuş. Tıs diye sönmüş gitmiş. Gayri ne gece yarısı kaybolmuş padişah kızı, ne akku sanmış şaşkın kazı. Gelmiş eskisi gibi aklı başına, bir daha basmamış elmas diye çakıl taşına. Delikanlıyı da horlamamış, çok beğenip gönül vermiş. 40 gün 40 gece süren, dillere destan bir düğünle delikanlı ile evlenmiş. Çalgılar çengiler kurulmuş. Yoksullar giydirilmiş. Açlar doyurulmuş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım tavan arasına. Gökten 3 elma düşmüş. Biri bu masalı uyduranın başına, biri bu masalı anlatanın başına, birisi de bu masalı dinleyen güzel yürekli insanların başına gelsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Başka bir masalda buluşmak üzere.